Manşete hoş geldiniz. Haftanın son günü fakat artık belli ki iyiden iyiye hemen her gelişmeyi seçim ayarlı, seçim odaklı ve seçim düşünceleri içerisinde analiz etmemiz gerekiyor. Bu öyle yapmayı istediğimiz veya her şeyi seçime yonttuğumuz için değil. Ankara artık attığı her adımı buna göre yorumladığı için ve buna göre düşündüğü için. Ve belli ki Erdoğan, Erdoğan rejimi yeni kutuplaşma eksenini Suriye'ye harekat üzerine oturttu. NATO ile gerilim üzerine oturttu. ABD ile inişli çıkışlı ilişkiler üzerine oturttu. Ve bundan sonraki aylarda da önümüzdeki 6 ay boyunca da bu politikayı takip edecek. Ekonomide de sıcak para bulmaya çalışacak. Tıpkı Sisi ile tokalaşmanın, Mısır darbeci lideri Sisi ile tokalaşmanın bedeli olarak Suudi Arabistan'dan 5 milyar dolarlık havale veya swap anlaşması gibi, tıpkı politika faizini düşürerek, içeride işte cari açık kapatma, açma neyse artık doldur boşalt politikalarını uygulama stratejisi gibi, tıpkı işte yılbaşında ve sonrasında dar gelirlileri emeklilikte yaşa takılanları asgari ücret ayarlaması bütün bu düzenlemelerle para basarak e, nasıl son bir yıldır yapıyorsa enflasyonist ortamda üç haneli enflasyonist ortamda önümüzdeki 6 yıl alt, önümüzdeki 6 ayda da aynı biçimde politikalarla ve bu sefer aman ver, vermeden yani hiçbir biçimde kayıp kaçağa izin vermeden ve aykırı ses çıkaranlara veya canını sıkan yorumlar yapanlara da bastırarak Gidecek, demir yumrukla gidecek gibi. Öbür taraftan da bütün bu kutuplaşma ekseninde, bütün bu e, seçim oyununda elbette e, muhalefeti dizayn etme e, çabasını da göreceğiz, gözlemleyeceğiz. Bu arada elinde güçlü argümanlar var. Yani hem seçim tarihini belirlemek elinde, Yüksek Seçim Kurulu, Anayasa Mahkemesi, aşağı doğru devletin güvenlik güçleri, yani seçimin sağlıklı bir biçimde yapılmasını temin edecek bütün argümanlar, devlet argümanları iktidarın elinde. Ve yine bu devlet argümanları özellikle yargı eliyle de Erdoğan'ın karşısındaki adayı belirleme şansı var. HDP'yi kapatma durumu var. Ekrem İmamoğlu siyaseten yasaklama durumu var. Meral Akşener'i bu şu kutuplaşma ekseninde Suriye'yi harekat merkezinde kendi yanına çekme hamleleri var. Yine Meral Akşener hakkında açılan 6 yıl önce açılmış yeniden ısıtılan cemaat soruşturması var. Buna yenileri eklenecek. Yeni şeytanlaştırmalar, yeni kutuplaşmalar, yeni ötekileştirmeler ve önümüzdeki 6 ay bu şekilde devam edecek. Şimdi 6 ay derken çok uzun gelmesin size. Kasım ayını bitiriyoruz. Kasım ayından geriye 6 ay giderseniz işte mayıstan bu tarafa ortaya çıkar. Hani mayıstan bu tarafa nasıl göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Mayıs ayında Haziran ayında ne konuşuluyordu? Acaba Kasım'da erken seçim olabilir mi falan konuşuluyordu. Göz açıp kapayıncaya kadar geçer 6 ay. Önümüzdeki 6 ay da öyle olacak. Peki manşetin gündeminde neler var? manşetin gündeminde özellikle KJ'de de belirttiğim Batılı başkentler rejime devam eder diyor. Batılı diplomatların batılı diplomatlardan aldığı kulisi değerlendirmiş Suat Kınıklıoğlu. Ona bakacağız. Seçim tarihi öne çekilebilir mi meselesi var. Üniversite sınavıyla çakışıyormuş. Masanın adayı konusunda yılbaşında belli olacak veya ortak aday açıklanacak veya yeni yılın ilk günlerinde gibi tahminler vardı. Onunla ilgili somut bir açıklama geldi. Ona bakacağız. Yine bu Hablemitoğlu soruşturması yargıdan miladı özellikle cemaat soruşturmalarında 2002'ye çekebilir. Buna bakacağız. Bununla ilgili bir haber var bugün Cumhuriyet'te. İki ünlü yandaş yan çizdi. Birisi trollere karşı uyardı. Öbürü de pahalılıktan yakındı. Bak ona bakacağız. Gerçekten ikisi de yandaşlıkta zirve isimler. Öyle sıradan ortalama isimler değil yani. Suriye harekatına ilişkin sıcak notlar var. Özellikle Amerikan güçlerine dokunduğu ya da Amerikan güçlerinin çok yakınına e, isabetler kaydettiği TSK'nın o yönde Pentagon'un e, endişesi var. Esad'ı en iyi bilen isim kimdir? En iyi bilen isimlerden biri diyeyim. Çok da mübalağa olmasın. Ahmet Davutoğlu'dur. Onun lafları var. Bütün bunlara bakacağız. Başlayalım. Evet. Merkez Bankası dün politika faiz oranını 10.5'tan 9'a çekti, tek haneye düşürdü. Fakat Hakan Karan'ın ekonomist grafiğinde görülüyor ki mevduat faizlerine bu yansımıyor. Mevduat faizleri 25-30 aralığında gidiyor. Kimse, ama kimse %9'la kredi kullanmıyor. Ne kobiler kullanabiliyor, ne tüccar, sanayici kullanabiliyor ne de sıradan vatandaş kullanabiliyor. Ev kredisi, konut kredisi vesaire gibi konular içinde aynı şey söz konusu. Tek yararı var. Politika faizinin tek haneye düşmesi, dokuzda çekilmesi. Kredi kartı faizleri. Tek yararı var o. Kredi faizleri o düşük seyrediyor. Politika faizlerine politika faizine endekslendiği için. Fakat kredi kartı faciaları devam ediyor. Kredi kart kartı temelde düşen insanların Feryadı figanları var. Bu bile yani bu da şunu gösteriyor: çok düşük piyasa koşullarının altında faize rağmen insanlar kredi kartını çeviremiyor gibi bir analize yol açıyor. Şenol Babuşçu politika faizi politikacının faizi oldu demiş. Tek tweette tek cümleyle ancak böyle özetlenebilir. Sözcü gazetesi iktidarın faizi %9, kredi faizi ise %30. Görünen gerçek bu. Enflasyon sert düşüşe geçecek diyor Nurettin Nebati. Kim inanır buna? E, bu laflar e, hatırlayın e, yılın ilk yarısında da edildi ve yıl sonu işaret edildi. E, yıl sonu geldi. Şimdi gene aynı şekilde bu laflar e, konuşuluyor, üfürülüyor. 6 ay boyunca da aynı laflar üfürülecek. Önemli olan zaten dereyi geçmek. Çarşı pazarda fiyatlar uçuyor demiş. Sözcü'den getirdim bunu gene. Eee emekliye zam %17, harçlara zam %123. Yani oranlara bakar mısınız? Bir de şöyle bir şey yapılıyor. Yani politika faizi %9'da tutulunca bankalar %9'la Merkez Bankasından e, Merkez Bankasına borçlanıyorlar. Sonra bu %9'a aldıkları e, krediyi %25-30'a satıyorlar. Aradaki fark da onların karhanesine yazıyor. Yani bir anlamda bankalar bu işten kar elde ediyor. Böyle bir tarafı da var. Kamu bankalarının varlık fonuna bağlı olduğunu, varlık fonunun başkanının da Erdoğan olduğunu hatırlatalım. Açlık sınırı 8657 TL demiş. Bu da yeni çağdan getirdiğim bir gazete kupürü. Birleşik Kamu İş açlık yoksulluk araştırması 4 kişilik ailenin açlık sınırı Kasım'da bir önceki aya göre 434 lira artmış. Yoksulluk sınırı ise 25422 TL. Yani 4 kişilik bir aile o haneye kim çalışıyorsa kadın, erkek veya tek kişi kim çalışıyorsa 25422 TL'nin altında geliri varsa toplam geliri varsa yoksul. Herkes kendisi kendi hanesinde kıyas etsin. Şimdi bu zamlar böyle gelince işte iki yandaş yan çizdi meselesi ünlü yandaşlardan zirve yandaşlardan ve tetikçilerden Cem Küçük ya diyor resmi enflasyon bak resmi enflasyon demiş yani o da enflasyonun yüzde seksen olduğuna inanmıyor onun için başına resmi koymuş normalde nasıl söylemeniz gerekir enflasyon yüzde seksen beşken işte efendim ceza harç ve vergilerdeki artış nasıl %123 olur falan diye sorması icap eder. Onun doğru olmadığına inandığı için resmi diye başına koymuş ve e, yani yüzde seksen beş yap barizam diyor. K kendi açıkladığında tut. Böyle bunlar. Bir diğeri de bu son yan çizmelerinden geri viteslerinden e, Erdoğan'ın e, hareketle Abdurrahman Dilipak o da ayrı bir zirve. Yandaşlıkta. Trolleri uyarmış. Patronlarınıza inanıp güvenip onların her yaptıklarına destek verip karşınızdakilere saldırmayın. Yarın şartlar değişir. Patronunuz fikir değiştirir. Siz zor durumda kalırsınız. Dünya ahiret açısından yazık değil mi size? Patron sizi satar diyor. Bu kadar laf kalabalığına gerek yok. Kalırsınız dımdızlak ortada diyor. Evet. Biz gene rakamlarla devam edelim. Euro bazında. Euronews e, grafiği bu. Euro bazında bürüt öğretmen maaşı 2009-2020 arasında Avrupa ülkeleri sıralanmış. Euro bazında ne kadar artmış? Öğretmen maaşları. Litvanya, Romanya, Bulgaristan, Çekya'ya bakıyorsunuz. %200'ler, %193'ler, %180 artışlar var Euro bazında. Tek azalan ülke eksi 10. %10 azalmış öğretmen maaşı Euro bazında. İşte Avrupa ülkelerinin durumu, Türkiye'nin durumu. Gerçek bu esasen. Avrupa ile karşılaştırırken Yalan boş rafları değil de bunları rafları değil de bunları karşılaştırmanız icap ediyor. Neyse dönelim, mühim bir kutuplaşma ekseni artık oturdu yani e, iktidar sınır ötesi harekat ve bunun etrafında işte e, mevzilenmiş durumda ve herkesi de kendi mevzisine çağırıyor e, ve şöyle de bir şey üfürüyor. Yani bu devlet bunu 40 küsur yıldır, yıldır yapıyor. Ama Erdoğan'ın ağzıyla ama başka başbakanların veya devlet başkanlarının ağzıyla evlatlarımızı terör tehdidi olmadan yaşatmaya kararlıyız. Böyle bir şey yok. Kaldı ki Erdoğan ve onun gibi liderler bu tehditle yaşarlar. Yani şundan emin olun Erdoğan orada oturduğu sürece bu tehdit hep olacak ve bu tehdit Erdoğan'ı orada tutacak. Her zaman ama her zaman Böyle bir tehdide, böyle bir şeytanlaştıracak gruba veya gruplara ihtiyaç duyarlar. Otoriter liderler. Bir diğer tarafı da olayın NATO, NATO ile ilişkileri de Türkiye önümüzdeki yaza bıraktı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya kabulü, bütün 30 NATO üyesi ülkesinin 28'inin parlamentosundan geçti, bitti. İki ülke kalmıştı Macaristan ve Türkiye. Macaristan'ın Aralık ayında parlamentosundan geçirmesi beklenirken zannediyorum kendi iç dengeleri itibariyle veya parlamentonun kendi ajandasına göre Macaristan'da bu yıl başında olacakmış. Yani Orban demiş ki başbakan kesin destek veriyoruz İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine. ...parlament, hükümet bunu yaptıktan sonra parlamentomuz da yapacak. Parlamento normalde Şubat ortalarında toplandığına göre... ...Şubat ortalarında Macaristan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayacak. Türkiye ise seçim sonrasına bıraktı. Türkiye yaz aylarına bıraktı. Belli ki e, o konuyu benzer kutuplaşma ekseninde bir gerginlik unsuru olarak kullanmayı sürdürecek. Kim ne derse desin. E, NATO da e, ya bu konuda elimizi çabuk tutalım falan diyor ama... Esas bir de işin şöyle bir tarafı var. İsveç ve Finlandiya zaten fiili olarak NATO üyesi ülkeler olarak kabul edildi ve o şekilde hareket ediliyor. İş sadece imzaya kaldı. Erdoğan tabi bu kutuplaşma ekseninde olayı içeride bir siyaset malzemesi, seçim ayarlı malzeme olarak kullandığı için biz diyor terör yuvalarını darmadağın ediyoruz. Parlamentoda bundan rahatsız olan ne üdüğü belirsiz birileri var diyor. Gene bir kere bir defa daha parlamentodaki unsurları özellikle HDP siyasetini bu şekilde şeytanlaştırıyor. Fakat enteresan da haberleri okuyorum ben buraya getirmeyeceğim. Çok var böyle gazete kupürlerinde gördüm. İşte anayasa çalışmalarında bu başörtüsü meselesi. Onunla ilgili anayasa şeyini getiremedi hala AKP. Bugün yarın getirecek diye bekleniyordu. İYİ Parti ve HDP'den cevap bekliyormuş efendim. Yani hem e, onlara e, İçişleri Bakanı'nın ağzından, e, Milli Savunma Bakanı'nın ağzından e, terörist diyorsun, öyle muamele ediyorsun. Hem de e, anayasa çalışmanda e, onlardan cevap bekliyorsun. E, yani HDP ile anayasa çalışması yaparken anayasa mahkemesinde HDP kapatma davası olması da Türkiye'de ayrı bir ironi. Ama kim bakıyor bu ironiye? Suriye'den mühim bir haber Reuters kaynaklı geçti. Ee, Türkiye Suriye'deki petrol kuyularını e, bombalıyor. Ee, Suriyeli kaynaklar Türkiye'nin ülkedeki ülkenin e, kuzeydoğusundaki Suriye kuzeydoğusundaki petrol kuyularını vurduğunu... ...harekatın iç kesimlere doğru ilerlediğini bildirirken Pentagon'dan enteresan bir not e, Reuters kaynaklı olarak geçmiş. Amerikan askerlerinin güvenliği tehlikede. Hemen Amerikan üslerinin veya güçlerinin bulunduğu yere birkaç yüz metre yakınlara... Türk e, savaş uçaklarının işte efendim roketleri veya bombaları isabet ediyor. O açıdan Pentagon'da bir anlamda alarbe olmuş durumda. Esad'ı en iyi tanıyan isimlerden biri e, Ta Başbakanlık Müsteşarlığı şey Başbakanlık Danışmanlığı döneminden sonra Dışişleri Bakanlığı döneminden itibaren neredeyse ortalama her 2 iki, iki buçuk ayda bir Şam'a giderek Esad'la görüşen. Belki de en o dönemde en yoğun gittiği ülke başkenti Şam olan Ahmet Davutoğlu'ndan dinlemek gerekiyor. Ahmet Davutoğlu Esad'ı en iyi tanıyan bilen isimlerden biri. Es, Karar gazetesinden getirdim bu gazete kupürünü. Esad'ın ağzından niye bu lafları duymuyoruz diyor. Sisi ile tokalaşma sonrası Esad'la görüşebiliriz diyen Cumhurbaşkanı'na böyle tepki göstermiş. Siz Esad'ın ağzından Erdoğan'la görüşmek istiyorum diye bir şey duydunuz mu? Erdoğan neden bu kadar istekli? E, duyamazsınız daha önce de ifade etmiştim. Esad, Esad'ın bir takım şartları var. E, Türkiye'nin askerlerini çekmesini, e, Suriye'nin bütünlüğünü, Esad'ın liderliğini kabul etmesini ve e, Kuzey Suriye'de özellikle bütün kontrolü Şam'a devretmesini filan istiyor. E, bu şu aşamada özellikle seçime kadar Erdoğan'ın kabul edebileceği öneriler değil Öyle olduğu için de zaten Suriye ile alt düzeyde temaslar yürüyor. Öyle olduğu için de Erdoğan bu kartı, harekat kartını kullanmak istediği için de Esad'la görüşmeyi seçim sonrasını erteledi. Yani Esat'la görüşmek istiyor, iş, e, ilişkileri e, normalleştirmek istiyor. Fakat bunu seçimden önce yapmak istemiyor. Seçime kadar bu gerginlik politikasının devam etmesi gerekiyor. Esat bunun farkında değil mi? Evet Esat da farkında. E, bir anlamda olay e, seçime doğru bu konular satın alınmış durumda. E, birazdan ona da bakacağız. Suat Kınıklıoğlu'nun önemli bir kulisi geliyor. Fakat o arada Ahmet Hakan'ın yazısından bir bölüm kestim. Özellikle benim burada da bir ya da iki kere Salih Mücti'den, Mazlum Abdi'den özellikle İstiklal'deki saldırıya ilişkin yorumlarını ekrana getirmiştim. Son getirdiğim yorum, Amber'in zamanın el monitör için yaptığı mülakattı. Ahmet Hakan sen neden diyor? Amber'in zamanı hedef göstererek sen neden Türkiye'nin İçişleri Bakanına güvenmiyorsun da gidiyorsun Mazlum Abdi'nin Amerika'nın Suriye'deki adamı Mazlum Abdi'den açıklama alıyorsun ve onu yayınlıyorsun diyor. Sonra da demiş ki yani iki anlatıya da ihtiyatlı yaklaşsa bir şey demeyeceğim de Mazlum Abdi'yi güvenilir kaynak olarak seçiyor. Şimdi kimse Mazlum Abdi'yi güvenilir kaynak olarak seçmiyor. Sadece Mazlum Abdi'nin ne dediğine bakıyor. Salih Müslim'in ne dediğine bakıyor. Tıpkı Beşar Esad'ın, Sisi'nin, dünya liderlerinin ne dediğine baktığı gibi. Yarın öbür gün PKK liderlerinden de bir açıklama geldiğinde Kandil'den bir açıklama geldiğinde de gazetecilerin bakması gerekiyor. Gazeteci açıklamalara bakar. Açıklamaları yayınlar. Kendisini takip eden insanlara duyurur ve yorumu okuyucuya bırakır. Elbette kendi yorumunu da katabilir. Yani o açıklamaları inanılır bulduğunu da söyleyebilir ya da güvenilir bulmadığını da söyleyebilir. Peki dönüp hürriyete sormak gerekiyor veya hükümete yakın medyaya sormak gerekiyor. Siz her şeyi devletin açıklamasıyla veriyorsunuz. Siz her şeyi İçişleri Bakanı'nın açıklamasıyla veriyorsunuz. Yani açıklamaların satır arasında bir kutu açıp da Salih Müslim de böyle dedi. PYD'den şöyle bir açıklama geldi. İşte Mazlum Abdi'den böyle bir açıklama geldi. Ee, Suriye Kürtleri şöyle düşünüyor, ee, Kandil böyle düşünüyor, Irak Kürdistan'ı böyle düşünüyor falan diye kutu açtırırız mı? İki satır verdiniz mi? Vermiyorsunuz. Yani. Öyle bir şu anda karmaşık ve çetrefil medya, medya şeyisi var ki şekillenmesi var ki Resmi söyleme bakmak isteyen gider resmi söyleme bakar, gayri resmi söyleme bakmak isteyen de gider onu bulacağı yerler vardır bulur. Sonra da kendi değerlendirmesini yapar. Bir kere istiklal saldırısı sapır sapır dökülüyor. Yani hiçbir biçimde elle tutulur tarafı yok. İlan ettiğiniz örgütün üstüne oturmuyor o elbise. Evet. Bakalım daha. Saldırının 12. saatinde 16. saatinde yaptığınız açıklamalardan nasıl geriye takıp çıkacaksınız? Şimdi dönelim başta da hatırlattığım Batı başkentleri rejim devam eder meselesine. Suat Kınıklıoğlu önemli bir isim. Batı'da İngiltere'de İsveç'te bir ayda da Türkiye'de mühim bir siyasetçi eski milletvekili ve aynı zamanda akademisyen tarafı var. Ee, ve özellikle batılı diplomatlarla da kontağı olan düşünce kuruluşlarıyla üniversitelerle e, fikir alışverişinde bulunan bir isim O açıdan e, iki tweet attı önceki gün ve bu tweetler önemli e, bakmamız lazım e, bu tweetlerdeki görüşlere kimsenin moralini bozmak istemem ama önemli başkentlerin diplomatları e, diplomatlarıyla yaptığım görüşmelerde beklenti rejimin yani Erdoğan rejiminin devam edeceği yönünde diyor. Muhalefetin seçimi kazanabileceğine ilişkin senaryo ise sürpriz olarak görülüyor demiş. Buna çok tepki gelince sen nasıl böyle bir şey söylersin? Ümitsizlik aşılıyorsun falan gibi belki. Neyse altındaki tepkilere bakabilirsiniz e, tweet'in orijinalini açıp. 10-12 saat sonra şunu da ekleyeyim diyor. Bu diplomatların böyle düşünüyor olmaları sonucun böyle olacağı anlamına gelmez. Şu aşamaya kadar olanların dışarıda nasıl değerlendirildiğini gösterir sonucu belirleyecek olan seçmen ve siyasetçilerin akıl, strateji ve kararlılığıdır demiş. Birazdan işte o akıl ve kararlılığa bakacağız. Yapılacak çok iş var diyor. Evet batıdaki algı bu. Yani siz batıdaki algıyı ortaya koyduğunuzda bir kulis olarak ortaya koyduğunuzda da hışma uğramamanız lazım. Alıp bunu değerlendirmeniz lazım. Neden böyle düşünüyorlar? Acaba neden böyle bir kanaate sahipler falan gibi düşünmeniz gerekirken sen nasıl böyle bir şey söylersin? Çarpıtıyorsun veya işte ümitsizlik pompalıyorsun falan diye üzerine gitmemek icap eder ama Türkiye'deki kutuplaşma ortamı maalesef tepkileri de böyle bir noktaya getirdi. Fena halde seçime gidilirken dünkü gazetelerin çoğunun manşetini süsleyen şu fotoğraftı. Milli Muharip Uçak son montaj hattında. E o zaman neden F-35'lerin onu kaybedince F-16'ların peşindesiniz? İşte yapıyorsunuz uçağınızı uçurun. Yerli ve milli istediğiniz kadar üretirsiniz. ...filan yani. Bu da ayrı bir balon yani. Ama işte hep seçim ayarlı şeyler. Ta 2011 yılından bu tarafa... ...yerli uçak, yerli oto bilmem ne yalanlarıyla... ...12 sene geçti yahu. 12 sene. Seçim tarihi öne çekilebilir mi gibi bir... ...polemik var. Bu polemik... ...esasen bizim şu anda bu yayının da konusu olacak bir şey değil ama... ...gene de ben değineyim. Normal seçim tarihi 18 Haziran... Tam da o tarihe YKS yani Yüksek Öğretim Kurumları sınavı konulmuş. Üniversite sınavı e, konulmuş. Haliyle bir iki hafta öncesine çekilmesi olası veya Mayıs'ın son haftalarında olması olası. Bu esasen seçimin normal tarihinde yapıldığı veya yapılacağı gerçeğini değiştirmiyor. Basit bir ajanda düzenlemesi, teknik bir düzenleme. Şimdi e, Hande Fırat, e, Hürriyet'in Ankara temsilcisi, İyi Parti Genel Sekreteri Uğur, Uğur Poyraz'la görüşmüş ve adayı Ocak ayından sonra göreceğimize inanıyorum demiş İyi Parti'nin genel sekreteri. E, Mansur Yavaş'a adaylık teklif edildiği, İbre'nin Ekrem İmamoğlu'ndan yana çevrildiği gibi iddiaların da doğru olmadığını söylemiş. Belediye başkanlarına eşit e, mesafedeyiz demiş. Yine AKP'den partimize ulaşan açık ya da gizli bir görüşme talebi de yoktur demiş. Masanın adayı, adayı Ocak'tan sonra demek, Şubat veya Mart demek. O da gene işte seçimin ilan edilmesi veya kampanya döneminin başlamasıyla e, çakışan tarihler. Belli ki bu ifade de gösteriyor ki altılı masa e, son dakikaya kadar e, ortak adayını açıklamayacak, e, belirlese bile saklayacak. Son notumuzsa Cumhuriyet Gazetesi'nden. Cumhuriyet Gazetesi Hablemitoğlu iddianamesinin farklı bir açıdan ele almış. Hablemitoğlu iddianamesi çok konuşuluyor. Onu da cemaate bağladılar biliyorsunuz Levent Göktaş üzerinden. Yani cemaat özel kuvvetleri kullanarak Hablemitoğlu'nu ortadan kaldırdı, canını sıktığı için filan diye. Hablemi şey ne, Levent Göktaş'ın sonraki geçmişi, 20-25 yıllık dava arkadaşlığı yaptığı isimler, çizgisi, şu bu falan hiç değerlendirilmiyor ve onlar da ifadeye çağrılmıyor. antiparantez söyleyeceğim. Fakat burada konu başka. Hablemitoğlu Aralık 2002'de öldürüldü. Yani AKP iktidara geldikten birkaç hafta sonra. Başbakan Abdullah Güldü, Recep Tayyip Erdoğan siyasi yasaklıydı. Daha AKP'nin Taytay dönemi. Yani bir, birkaç hafta olmuş iktidara geleli. Güven oyu almış ya da almamış. Almış olabilir. Ee, ha, yani yeni oturmuş koltuğa. O arada Hablemitoğlu öldürüldü. Eee... Cumhuriyet diyor ki Hablemitoğlu iddianamesiyle FETÖ'nün silah kullandığına işaret edildiğini söyleyen hukukçu Emin Ağaoğlu 15 Temmuz öncesi milat tartışması başlar derken hukukçu bir diğer hukukçu Yüce Türk bu yapının 2002'de de terör örgütü olduğu sonucuna götürür ifadeleri kullanmış. Yani oradan Cumhuriyet ve Cumhuriyet ekibi bir anlamda biz bu cemaati cemaat soruşturmalarını 2002'ye çekelim. 2002'den bu tarafa. Tüm cemaat faaliyetlerini terör örgütü çerçevesinde değerlendirelim. O arada cemaate selam veren herkes e, terörist olsun veya bu suçlamayla yargılansına götürüyor. Akla zarar bir durum. Yani o yılları Türkiye'de yaşamış bir gazeteci olarak söylüyorum. 2002'lerde, 2005'lerde, 2010'larda, 2012'lerde filan. Ee, burada Murat o değil tabii. Yani e, zaten şu anda e, cemaat soruşturmalarında e, Milat 2013 17 Aralık 2013 deniyor ama onun çok öncesindeki irtibat, iltisak gibi kavramlarla e, yüz binlerce insan eza cefa görüyor ülkede. Yani o zaten geriye yürütülmüş durumda. Burada Murat e, siyasi ayak olarak AKP'ye yürümek. Esasen hukukçuların söylemediği altını çizmediği konu bu. Yani ben bu işi 2002'ye çekeyim. Dolayısıyla tüm AKP dönemini de cemaat havuzuna sokayım. Bu zaten AKP döneminden sonra Erdoğan döneminden sonra onun e, yerine geçecek olan bu ekibin e, emeli hedefi. Tüm AKP iktidarını cemaat torbası içerisinde tıpkı e, cemaat mensupları nasıl yargılanmışsa aynı şekilde tüm AKP kadrolarında bu şekilde yargılayalım. Hikaye bu yani. Diyoruz ve bugünkü manşeti de böylelikle yavaş yavaş noktalıyoruz. Yayını beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basın. Yayınlarımıza ulaşamıyorsanız özellikle ilk 8-10 saatte... 8-10 saat içerisinde gerek YouTube kanal sayfasından... ...gerekse bir takım önerilen videolar arasından görüntülenmediği... ...görüntülenemediği gibi şikayetler alıyoruz. Arama çubuğuna ilgilendiğiniz yayının adını veya ilgilendiğiniz yorumcunun ismini yazarak videolara ulaşabilirsiniz. Ama en kestirme yolu abone olmak ve bildirimleri açmak. Bildirimler cihazınıza, telefonunuza, bilgisayarınıza, iPad'inize neyse düşüyor ve onu tıklayarak yayınlardan anında haberdar olarak izlemeye geçebiliyorsunuz. En kestirme yolu bu. Bunun bir takibi bir bir yerde listelenmesi filan da söz konusu değil kimse bilmiyor sizin hangi kanala abone olduğunuzu kimse bilmiyor hangi yayını beğendiğinizi kimse bilmiyor hangi yayının bildirimlerini açtığınızı bu uyarıyla veya bu hatırlatmayla uyarı demeyeyim hatırlatma daha doğru bir manşeti daha kapatalım hafta sonu geldi herkese iyi hafta sonları hafta başında kanalımızda yeni yayın akışını ilan edeceğiz, duyuracağız ve o çerçevede bir takım rutin yayınlarımızın günlerinde veya saatlerinde ufak çaplı değişiklikler olacak. Bunu netleştirdikten sonra ilan edeceğiz. Ona göre manşetin günlerinde ve saatlerinde de yeni bir düzenleme yapacağız. Bunu da zaten sürekli takipçilerimiz gerek sosyal ağlardan gerekse YouTube'dan bizi takip ederek öğrenebilecekler sizi habersiz bırakmayacağız. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.